Sevgili Ece ve Mert, 3 Ağustos 2019. Bugün sıra size geldi. Hani başka gelin damatları izliyorduk. 8-10 aydır herhalde. Osman abi nasıl olacak düğünüm? Ben her zaman ne diyordum? Ece, 10 numara bir düğün yapacağız. Merak etme, güven. Evet, alayım bakayım. Valla şu an o videodaki insan ben olduğumu inanamıyorum. Sürekli izliyoruz bir video ama hani böyle hayal mi, gerçek mi falan, biz öyle olacak mıyız falan hep böyle belli değil de çok güzel bir gün, çok güzel bir gece, her şey mükemmel. Osman abi her şeyi sabahın köründe gelmiş, ekibiyle halletmiş, hiçbir şey düşünmemize gerek kalmadı, hazır yere geldi. O arada arada canlı yayın sıkıştı, bekledik onları da ondan sonra devam etti. Ya bak biz bilmiyoruz bile böyle şeyleri yani, bütün krizleri ben kendi kendine... kendi kendine çözmüş bile yani, çok güzel, her şey harika, mükemmel. Yani zaten Osman abinin pozitif enerjisi, sürekli WhatsApp'tan yazıştık, birbirimize bir şeyler attık yani. Yani her şey kötü olsa bile onun o iyiliği, pozitif enerjisi, evet, insanın rahatlatması bile yeterli ama her şey mükemmeldi. Çok teşekkür ederim. Fazladan bir şeyler yapmış mı? Tabii canım, biz yani ben şey diyordum hani çiçek olmayı versin, şey olmayı versin falan diyordum. Biraz Mert'in de bütçesini düşünüp ama Osman abim sağ olsun bize yani her şeyin fazlasını yapmış yani. Her yer çok güzel olmuş, herkes çok beğendi. Hatta insanlar şey diyor yani, biz Portekiz'e yıllardır düğüne geliyoruz. Böyle bir düğün görmedik, hani böyle bir ortam hiç görmedik, harika olmuş dediler. Vinillerim harika olmuş Osman. Böyle hani Portek sarayı oldu. Tam bir saray yani konsepti. Her videoda harika çıkmış zaten. Mert'e konuşacak bir şey bırakma. Mert'e senle konuşacağım. Artık o evlilik tutum, bravo ya da bravo. Her şey bir Mart sabahı Osman abinin kahvesiyle başladı. Gerçekten yani ne yapacağımızı bilmiyorduk. Hem muhabbetiyle, hem samimiyetiyle, hem gençlere, yeni evlenecek insanlara olan tavrıyla içimizi çok rahatlattı. Yani onunla bir kez görüştükten sonra gözümüz kapalı bir şekilde ben Osman abiyle anlaştıktan sonra artık Ece ne derse Osman abi halleder hayatım diyordum. Gerçekten de öyle oldu. Sadece düğüne kadar değil, aslında bir tane de aile dostu. Evet, eşiyle beraber, kıymetli eşiyle beraber aile dostu kazandığımızı düşünüyorum. Evet, bence de. Her şey için çok teşekkürler Osman abi, gerçekten. İyi ki varsın. Evimize yemeği bekliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. İnsan olarak hem bu çevrede, bu iş camiasında da açık ara bir numara yani. Çok teşekkür ederim. Sen de bizim ne viskimize ne içkilerimize bir şey eksik etmedin. Şimdi şey O için ben de çok mutluyum size çalıştığım için. Hakikaten buranın da şimdiye kadar olan en güzel düğünlerden bir tanesini hep birlikte gerçekleştirdik. Çok güzel oldu. Daha çok görüşeceğiz. Daha 4 saatimiz daha var. Daha after party. Arada ben bir yakaladım sizi. Çünkü yanında başka düğünler var. İzninizi isteyeceğim. Ama böyle bir el sallayalım. Gecemiz daha devam ediyor.